biraz eskilerimiz, çok eskiden bahsetmiyorum. Evleneceği zaman, imtihana gireceği zaman, bir iş yapacağı zaman mutlak gider ondan bundan dua isterdi. Şimdi gençler üniversite imtihanlarına girerler, başka imtihanlarına girerler. Burnunun dibindeki bir hoca efendiye gidip hocam dua eder misiniz demez. Hep kendi eseri zanneder. Yani ben bileğimin gücüyle kazanacağım diye düşünüyor. Göreve giderken dua iste. Büyüklerin himmetine ihtiyaç vardır. Himmete ne gerek? Direkt Allah'tan isterim. Ya kardeşim Cenab-ı Hak direkt ne yapmıyor? Toprağı yeşilliği bitirtmiyor. Yağmurla bitirttiriyor. Yağmura da direkt göndermiyor. Bulutla gönderiyor. Bulutu da direkt göndermiyor. Rüzgarla gönderiyor. Rüzgarı da İsrafil Aleyhisselam'la gönderiyor kardeşim ya. Görmek lazım. Ananın duasına ihtiyaç var. Babanın duasına ihtiyaç var. Kim bilir bir yerde annenin gönlünü iyi yaptın, babanın gönlünü iyi yaptın. Onların duasını aldın. Allah da senin yolunu açtı. Ama sana yazmıyor mektubun üzerinde. Anana yaptığın iyilikten dolayı bu arabayı sana verdim. Bu fabrikayı sana verdim demiyor ki Cenab-ı Hak. Sen de zannediyorsun bir kendi eserimdir ben. Çok akıllıyım, uyanık bir adamım. Tuttuğumu ben koparırım zannediyorsun. Öyle değildir. Büyüklerin himmeti, ananın babanın duası bunlar çok önemlidir. Cenab-ı Hak onları vesile ediyor. Onlar da tabiri caizse şeref alıyorlar. Bizim için yağmur önemlidir. Bizim için yağmur ne kadar önemliyse bulut da o kadar önemlidir. Bulut ne kadar önemliyse rüzgar da o kadar önemlidir. Evet, sebeplere tevessül etmek lazım.